Orada ikisini birden şey yapayım. Tamam. Tamam mı? Kavga etmeyeceğim dedim. Kimseyle. Ama benimle kavga ederlerse o zaman ederim. Altı sene önce ben ayrılırken medyası, herkes, Galatasaray'sı, Beşiktaş'sı, Fenerli'si, Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu dediler. Maalesef bugün geldik, Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın diyorlar. Böyle bir memleket, böyle bir memleket. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Çünkü şampiyonluk neye mal olursa olsun o kulüpleri, camiaları büyütüyor. Taraftar olarak büyütüyor. Güç olarak büyütüyor. Ve sizi daha başka bakmaya mecbur ediyor. Hem sizin yönünüzden hem de karşı yönden. Onun için bizim ihtiyacımız var. 4 sene benim başkanlığımda şampiyon olamadık. Sebebini ben biliyorum. Çok sebebi var. Bir tanesi mahkemeler. Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Bir gün mahkemeye gittik, beraat verdiler. Ankara'ya gitti. Ankara'da devam ediyor. Sayın Divan Başkanımız Şekip Mosturoğlu geldi. Ya başkan mahkemeye gitmiyor. Ankara ters karar verecek aleyhimize. Efendim bir arkadaş geldi, gayet iyi gidiyor. Hep o 4 sene hiçbir şeye konsantre olamadık. Hep mahkemelerle uğraştık. Ve ondan dolayı da Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Bununla ilgili diğer konular da var. Sonra 1 yıl önce herkes başladı. Fenerbahçe'de işte kongreye gidiyoruz. Forma almayın, stada gitmeyin, bilet almayın. Takım iyi, tezahürat yok, stat yarı. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik. Hep beraber. Bugün onları yaşatmadım. Hiçbirine müsaade etmedim. Hep uzak durduk bütün arkadaşlarımla. Ocak, Şubat ayında dedim ki Fenerbahçe'de başkanlık sorunu yok. Fenerbahçe'nin sükunete ihtiyacı var. Ve buna devam ettim. Adayı çıkardılar. Kulübü incelettiler. Ya kurumsal bir yapı dışarıdan biri gelip inceleyebilir mi? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Siz yönetim olarak, denetim kurulu olarak sizlerin seçtiği insanlar beyan edecekler. Ve o doğru olacak. O doğruysa zaten mesele yok. Her şey gözüküyor. Biz de ona inanırız. Dün dağıttılar kitapçıkta Fenerbahçe'nin durumunu gösteren bütün belgeler var. Bu arkadaşlar, bizim arkadaşlarımız inceliyorlar. Ondan sonra onunla ilgili varsa bir düşüncemiz söyleriz. Fenerbahçe'de hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Ben yapardım 5 bin kişi, 6 bin, 10 bin kişi. 10 binin 8 bini de Aziz Yıldırım'ın yanında olan insanlar olurdu. Ben hep başkan oldum. Ölene kadar başkan. Tabutumu da başkanken kaldırdınız. Ama öyle bir şey yapmadım. Kulübü halka açtım. 1 milyon üye olsun dedim. Hapisteyken. Hem de hapistim. Neden? Fenerbahçe sivil toplum örgütü olarak büyüsün. Birbirine sarılsınlar. Anadolu'nun her yerinde dedim ki binalar açılsın, binalar yapalım. Fenerbahçeliler bir araya gelsin. Ve biz bunun için Edirne'de, Antalya'da, Kayseri'de birkaç yerde binalar da yapmaya başladık. Bitirdik de bazılarını ama kapattılar. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Ve Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz. Ne zaman bir araya gelirsek, bir araya gelmezsek, birlik beraberliği sağlayamazsak Fenerbahçe'den de hiçbir şey olmaz. Bunu da biliyorum. Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Milliyesi'nin ruhudur. Fenerbahçe 3 Temmuz davasıyla başlayan, aslında bizden önce Balyoz Ergenekon'la başlayan, sonra bizlerle ve başka konularda da casusluk veya başka anlamdaki davalarla devam eden o süreçte Türkiye'nin Kuvayi Milliyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Ve bu hareketi FETÖ örgütüne karşı
Fenerbahçe Spor Kulübü başlatmıştır ve bunda da başarılı olmuştur. Çünkü 15 Temmuz'a giderken FETÖ yara almıştır. Demişler ki denizi geçtik, derede boğulduk. Doğrudur. Çünkü karşılarına sarı lacivert bir duvar çıkmıştır. Çetin Paşa'nın söylediği gibi. Çok şey söyleyeceğim ama bir yazı yazdık. Ona sadık kalayım, okuyayım. Ondan sonra çok notlar aldım. O notları ben size söyleyip sizlerin sorularınız olursa, düşünceleriniz olursa cevaplandırırım. Önce neden başkanlığa aday oldum? Onu söyleyeyim. Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Para da kazanıyorum. İşleri de tıkırına koyduk. Yani argo bir kelime. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Onu gördüm. Arkadaşlar, dostlar, dava arkadaşlarımız hepsi ya bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Birileri aday çıksın. Ben bizim arkadaşlara da toplam söylüyorum. Biriniz aday olun. O şekilde yürüyelim. Ama kimse sen varken olmayız dediler. Başka yerlere de söyledik. Ya isteyen çıksın. Hep beraber mücadele edelim. Fenerbahçe'yi daha iyi günlere götürelim. Oradan da bir şey yok. O zaman mecbur oldum. Mecbur kaldım yani. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk. Hem de zor günlerde. Hiçbir gün para var, para yok diye konuşmadık. 20 sene idare ettik. Ben 400 milyon, 1 milyon 950 bin TL, milyar TL borç bıraktım. Bunun yarısı 1250'si döviz karşılığıydı. 750'si de TL karşılığıydı. Sonradan o borcu 2 sene sonra bankalarda 3 milyara bankalarla anlaştılar. Şu anda 3,5 faizleriyle 4 milyar TL borç var. TL olarak. Diğer borçlarla beraber 12 milyar borç açıklamışlar. Ben niye euroya çevirdim? 632 milyon diyorlar. Doğrudur. 630 milyon borç vardı. Ona biz de o 2018'deki kitapçıkta gösterdim. Neydi ama? Ülker'le beraber bir arsa var stadın yanında. Oraya şey yapacaktık. Emlak konutla beraber konutlar yapacaktık, satacaktık. Anlaşmalarını her şeyi ayarlamıştık, yapmıştık. O arsadan dolayı Fenerbahçe Kulübü 70 milyon euro, Ülker 70 milyon euro, emlak konut %20 kendine pay alacaktı, müteahhit pay alacaktı ve Ülker'in arsası tapuda biz devrederken salon kısmının tapusunu alırken arsayı onlara verirken arsanın değerini 230 milyar göstermiştik. Onu o zamanki kurla 4,5'tu dolar. Ona çevirdiğiniz zaman euro 5'ti. Çevirdiğinizde 51 milyon euro o borcu biz 3 sene içerisinde orası yapılacak diye bir anlaşma yapılacağı için arsa ülkenin olduğu için biz kulübe şart ancak Fenerbahçe'nin adı olursa yaparız olduğu için biz kulübe satın almış ortak bir şirket olarak gösterdik. Onu da biz borç gösterdik. Hakiki borç değil. Bugün arsa gitti. Ama teşekkür ederiz Murat Ülker Bey.